TR724 sesli köşelerde Ramazan Faruk Güzel'in kaleme aldığı "Herkesi kendi dileğiyle vuran adam Erdoğan" başlıklı yazısını sunuyoruz. Tarih 1997, yer Amerika'daki bir liman. Liman işçileri 12. yüzyıla ait paha biçilmez bir İran heykelinin bulunduğu sandığı itinayla gemiden indirme telaşında. O esnada kazayla heykel kırılır ve içinden kırmızı bir taş çıkar. Bunu bulan bir liman işçisi çaktırmadan bu taşı alır ve bir koleksiyoncuya satar. Taşın içinde zamanında bir kahin tarafından hapsedilmiş bir cin vardır ve onun serbest kalabilmesinin tek bir yolu vardır. Birinin ondan bir dilekte bulunması. İnsanın dileğinin yerine gelmesi normalde ne güzel bir şey değil mi? Ama öyle olmuyor neticesinde. O cin, dileyenin dileğini öyle bir yerine getiriyor ki, o insanın sonu o dileğin gerçekleşmesi neticesinde oluyor ve ortalık kan gölüne dönüyor ve cin de amacına ulaşıp özgür kalmış oluyor. Size bu anlattığım ilk vizyona çıkmasının ardından bir B filmi serisine dönüşen Wishmaster'ın Tılsım, giriş sahnesi ve kısa özeti. Başrollerinde Andrzej Dziwow ve Robert Englund'un yer aldığı 97 yılı yapımı bu filmin yönetmen koltuğunda Robert Kurtzman var ve yapımcısı korku filmlerinin ustalarından Wes Craven'dı. Senaryo ise Peter Atkins'e aitti. Filmin günümüz Türkiye çağrışımları. Bu gerilimli fantastik korku filmi serisine bir şekilde denk gelmişsinizdir. İyi tutmuş bu seri, sadece iyi korkutmakla kalmamış, bazen insanın kendi arzu ve dilekleriyle de vurulabileceğini göstermesi açısından önemli bir gösterge olmuştu. Tabii ki asıl Erdoğanlı AKP dönemini gördükten sonra bu film çok farklı bir anlam ifade etmiş, birçok çağrışımlar yapmıştı. Gücü tamamen ele geçirmek, mutlak iktidar sahibi olabilmek için insanlara, gruplara dilek hakkı sunan, vaatlerle gözlerini boyayan ve ilk zamanlar herkese mavi boncuklar dağıtan AKP ve Erdoğan, şişeden çıkan ve özgür kalan bir cin artık. Tılsım filmindeki gibi ortalığı kan gölüne çevirmeden de çekip gitmeyecek anlaşılan. Şimdi AKP ve Erdoğan cininin şişeden çıkabilmek için kimlere ne vaatler verdiklerini, sonra o insanların neler bulduğuna bir göz atalım. Demokrasiyi sadece sandık sananlar. Demokratikleşme arayışları Osmanlı'nın son dönemlerindeki tanzimat ve meşrutiyet denemelerinden beri süregelen bir süreç. Demokrasi için yeterince bedel ödememiş ve içselleştirememiş olan insanımız içerisinde hala da demokrasi deyince sadece sandık anlayan çok büyük kitle var. Şimdi sandık fetişizminin baş savunucuları AKP'liler. Her türlü bir şekilde sandıktan galip çıkabileceklerine inanan bu zümre, sandıktan istedikleri sonucu çıkarabilince her şeye kâfi olduğuna kaniler artık ve o sandığı İnsanların kafasına vura vura diğer kesimlere şu hakikati öğretiyorlar. Demek ki demokrasi dediğin sadece sandık ve seçim sonuçları demek değilmiş. Kurumlar arası denge, balans, güçler ayrımı ve benzeri gibi demokrasinin unsurlarının olmadığı ülkelerde sandıklar ve seçim sonuçları o kadar da önemli değilmiş. Demokrasi demek değilmiş. Evet, Erdoğan AKP'si seçim sandığını diğer kesimlerin kafasında paralayarak sandığı tabu haline getirmiş olanlara bunu öğretmiş oldu. Bu satırları yazdığım sırada yerel seçim sonuçları açıklanmamıştı. Pek kimse de merak etmiyor zaten. Zira seçim sayım bilgisayar sistemlerinin iktidar tarafından kontrol altında tutulduğu yerde sonuçlarla çok rahat oynanabileceğini, sonuçların çok rahat manipüle edilebileceğini herkes gördü. Bir adreste hayali 40-50 seçmenin gözüktüğü, bu skandalın ayyuka çıktığı yerde YSK'ya itirazlarında bir anlam ifade etmediğini biliyor artık insanlar. Merak edilen soru şu, acaba istedikleri sonuçları elde etmek için bu sefer ne kadar oranda çalacaklar? Ve de bu sonuçlardan sonra muhalifleri daha ne kadar dövecekler böyle? Tek adam özentilerine. Seçim dileğiyle insanları nasıl dövdüklerine kısaca değindik. Bu şekilde ülkenin yarısını böyle pataklayıp duruyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran tek partili CHP sisteminden çok partili sürece geçiş çok sancılı olmuştu malumunuz. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından 1950'de çok partili sisteme geçip gerçek anlamda demokratik bir seçim yapıp da DP'nin iktidara gelmesiyle CHP'li tek partili düzeni sona ermişti. Bu aradaki 27 yıllık zaman zarfında CHP'li tek partili bir sistemle yönetilmişti Türkiye ve bu sistemde tek adamın hakimiyeti vardı ve sadece onun dediği oluyordu. Bu noktada da Atatürk ve sonrasında başa geçen İnönü'yle bu tek adamlı rejimi, ki bu tanımlama Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam isimli kitap serisinden de mülhemdir, devletin kurucuları, CHP'liler platonik bir yaklaşımla ele almaktaydılar. Şimdilerde ülkede kurduğu tek adamlıkla da Erdoğan bu katı laikçi, tek adamlı sistem özentilerine de haddini bildirmiş oldu. Onların gizli bir hayranlıkla yaklaştığı tek adamlığı bir sopa yapıp başlarına geçirdi. Ve şimdilerde de her problemi yıllar öncesinin tek partili tek adamlı CHP zamanına göndermede bulunan Erdoğan bu kesime adeta nazire yapıyor. Bir nevi kafada bulmuş oluyor. Osmanlıcılık ve sultanlık hülyası görenlere. Az bir muhafazakarlığı, milliyetçi damarları bulunan herkeste bir Osmanlıcılık hülyası vardır derinden derinden. O üç kıtaya hükmeden, mühür basan, hüküm kesen, dediğim dedik Avrupa'yı titreten Osmanlı'nın torunu olmak, bu ülkenin büyük bir kesimi için bilinçaltında bir avunma ve özlem vesilesiydi. Şimdilerde de Erdoğan bu damarı çok güzel kullanıyor. Diriliş Ertuğrul ve benzeri dizilerle bu hissi diri tutmaya çalışıyor. Sübliminal mesajlarla da bu sultanlık devamında kendisini pazarlayarak kitlelere "Yeni sultan benim, Osmanlıcılıksa buyur Osmanlıcılık, Osman Gazi yoksa da Tayyip Reis var, bunu verelim size." demekte mealen. Çocuğunuza komik gelebilecek, müsamere havasındaki bu öykünmelerinde çok alıcısı var. Aksaray'da Türk soylarını temsilen kıyafetlerle dizilenlerin arasından geçen Erdoğan ritüelini çoğunuz tiye aldınız ama buna tav olmuş çok kimseler oldu. Ve Osmanlıcılık olduğunda sultanlık ve padişahlık meseleleri de otomatik akla gelir ya, Osmanlıcılığın Erdoğanlı versiyonu olursa onun sultanlı versiyonu da otomatik yürürlüğe girer tabii. Onu sultan edasıyla astığı kestiği olduğu yerde de bir zamanlar platonik bir şekilde hayalini kurmuş olanların çoğu bu çakma sultanın despotluklarıyla dayak yemeye devam ediyorlar elan. Osmanlıcılık, sultanlık hayalini, dileğini kendi versiyonuyla yerine getiren Erdoğan, bu dilekleriyle birçok kesimin iflahını kesmekte. İslamcılık, halifelik hayali görenlere. Erdoğan'ın linç ettiği bir kesimde uzun yıllar İslamcılık, halifelik hayali görmüş kimseler. İslam tarihinde yanlış bir Emevi uygulamasıyla bir İslam devleti ve halifeliği uygulaması vardır. Meşvereti, demokratik, hür irade taleplerini hiçe sayan bu rejim sisteminin uygulamadaki halini, bu rejimin hayalini kuranlarca bilinmiyordu. Kendisine muhalif gördüklerini hayat hakkı tanımayan, bir bardak suyu bile çok gören, peygamber torununun ve ailesinin kafasını uçurup onunla top oynamaktan bile çekinmeyen, bu gözü iktidar hırsı bürümüş ve dini siyasete alet ederek hükmetmenin, böyle devlet ve hilafet olmanın ne menen bir şey olduğunu, şimdilerde Erdoğan rejimi tam sürüm olarak bizzat sergilemekte. Bir zamanlar böyle bir İslam devleti, hilafeti hayali görmüş olanlar da yine Erdoğan cini tarafından dilekleri farklı bir versiyonda gerçekleştirilip, bir güzel sıra dayağına çekilmiş ve uyandırılmış oldu. Şimdi bu kesimlerde gerçek demokrasi arayışına girmişlerdir umarım. Türk milliyetçiliği ülküsüne kapılanlara. Erdoğan cininin şişeden çıkar çıkmaz çarptığı ilk gruplardan birisi de milliyetçilik üzerinden siyaset yapanlar oldu. Milliyetçilerin yumuşak karnı olan Osmanlıcılığı kendi tekeline alan Erdoğan, Türk milliyetçilerinin en alerjik olduğu topluluklardan olan Kürtlere yer yer haşin tavırlar sergilemesi, o insanlara güç kullandıkça bu kesimlerinde büyük oranda kalbini kazanmış oldu. Şimdiki son manzara şu ki, milliyetçilik üzerinden siyaset yapan iki parti olan MHP ve BBP'nin liderlerini
adeta sarayında birer memur etti. Partilerini partisinin alt kolları haline getirdi. MHP'den ayrılıp partileşen Meral Akşenerli, İyi Parti ise kritik zamanlarda Erdoğan'a verdikleri hayati desteklerle de bu milliyetçi kanadın istikametinden uzak düşmemiş oldular. Yer yer milliyetçiliği ayaklarımız altına aldık diyen Erdoğan, bunu mecaz olmaktan çıkarıp hakikate dönüştürmüş oldu. Tarikatçılık, cemaatçilik. Ergenekon terör örgütü sanığı Doğu Perinçek, tahliye olduğu zamanki ilk basın açıklamasında bütün tarikatların ve cemaatlerin kökünü kazıyacağız demişti. Perinçek bazı açıklamalarında da bu bitirme işini Erdoğan eliyle onun üzerinden yapmakta olduklarını da dile getirdi. Onun partisi Vatan Partisi ve yayın organlarında yazan çizenler de bu bitirme işini de en iyi Erdoğan'ın yaptığını, ondan daha iyisini bulamayacaklarını yer yer ifade etmekteler. Çünkü Müslüman, dindar gözüken birisi üzerinden bu bitirme işlemi yapılarak halkın tepkisi bloke edilmiş olunuyor. Erdoğan'ın bu bitirmesi ise şöyle gerçekleşti. Cemaatleri ve tarikatleri kendi amaçlarında kullanarak, kendi suçlarına alet ederek, bulaştırarak onları içeriden boşaltmış ve varlık gayelerini ortadan kaldırmış oldu. Bazılarını sopayla, bazılarını da havuçla hizaya getirip biat aldı ve kendisine tabi etti. Cemaat ve tarikatlerde lidere, şeyhe, hocaya tam bir teslimiyet ve itaat esastır. Dolayısıyla da liderini bağlayınca da koşulsuz, sorgusuz, onu takip edenler de hemen onun arkasından geliyor ve dümen suyuna girebiliyorlar. Lideri tavlamanın da bin bir yolu var. Devletin istihbarat teşkilatları zaten gece gündüz bu insanların özel hayatlarını didik didik ediyor. Onların zaaflarını ve özel sırlarını ortaya çıkarıyor. Sonra bunlardan birisi üzerinden gidilerek o insanı kafesliyorlar. Gerisi zaten kendiliğinden geliyor. Buna direnmeye kalkan Gülen ve Kuytul cemaatleri gibi toplulukları da devletin ceberrut gücünü ortaya koyarak kurumsal ve maddi anlamda bitirmiş oldular. 7. yüzyıldan sonra belirginleşmeye başlayan cemaatçilik ve tarikatçılık vaktinde toplumların gelişmesinde önemli rol oynamış sivil toplum teşekkülleriydi. Fakat Erdoğan bunların hayalini kuranların hayalini kursağında koydu. Allah rızasına hizmet, ahlaklı bireyler yetiştirme hayalleriyle yola çıkmış bu hareketleri yer yer teröre, yer yerde yolsuzluklara vesaire bulaştırarak Erdoğan adeta onların varlık sebeplerini ortadan kaldırmış oldu. Buna direnenleri de maddi anlamda ortadan kaldırmış oldu. Cin tekrar şişeye girer mi? Şişeden çıkan Erdoğan cininin tılsımıyla dayak yiyen, adeta varlık sebepleri ortadan kalkmaya başlayan daha nice kimseleri, toplulukları burada sayabiliriz. İsim listeleri bile bir hayli uzun tutabilir. Detaylandırmak istemiyorum. Diğerlerini sizler kolayca kafanızda canlandırabilirsiniz. Çünkü mantık çok basit ve yalın. Sebep-sonuç ilişkisine bakmanız kafi. Belki bu bağlamda yapılması gereken, diğer bütün dilekte bulunup Erdoğan cini yüzünden sonunu hazırlayanları sıralamaktan ziyade bu aşamadan sonra ne olabileceğini, neler yapılabileceğini sorgulamak. Bunun için kalkıp bir de uzun uzun sosyolojik, siyasi, hukuki saptamalarda bulunmak istemiyorum. Sadece şunun altını çizmek istiyorum ki Erdoğan, Tılsım film serisindeki cin gibi adeta herkesin zaaflarını, hayallerini kullanıp onların dileklerini gerçekleştiriyor gibi gözükerek onların dileklerini onların rağmına, aleyhine kullanıp onların sinerjisini sömürüp bitirmesi ve onları yok etmesini iyi anlamak gerekiyor başta. Sonra da insanların bütün hülyalarını bir muhasebe duygusuyla gözden geçirmesi ve Erdoğan sınaması sonrasında bir çek edip sigaya çekmesi gerekiyor artık. Sadece Türkiye değil, Orta Doğu'da Erdoğan'la adeta bir imtihan geçirirken, hayalini kurduklarımızın Erdoğan versiyonuyla bir silaha dönüşmesi karşısında gerçek demokrasi ve hakiki hukuk devleti normuna, evrensel insani değerlere tekrar dönmek için bir toparlanma gerekiyor sanırım. Bu son yerel seçim sonuçlarından sonra sonuçları her ne olursa olsun Erdoğan'ın kurduğu paradigmaların dışına çıkıp yeni bir format atma zamanı sanırım diyor Ramazan Faruk Güzel TR724'deki köşesinde.